Evet sevgili arkadaşlar, güzel bir günde, güzel bir İstanbul akşamında yine hep birlikteyiz. Bugünkü konuğum sevgili Kemal Haluk Cebe, kendisi isim doktoru, ayrıca biyoenerji uzmanı, ayrıca bir yazar, ayrıca bir yapımcı ve kendisini çok her zaman severek izliyorum, severek takip ediyorum. Gerçekten kişisel olarak da muhteşemdir Kemal Haluk Hocam. Şimdi birazdan geldi. Şimdi hocam sizi alacağım yayına. Selam hocam. Merhaba. Telefonun açısını ayarlar mısınız acaba? Evet. Anlayacağım şimdi. Çünkü diğeriyle bu çok fark ettiriyor. Evet. Evet, şu anda nasıl? İyi herhalde değil mi? Daha iyi. Evet, şu an iyi. Çünkü sonradan kaydedince biraz kafa kesiliyor, bir şeyler kesiliyor, oluyor. Evet. Onun için. Evet, hoş geldiniz. Vallahi, hoş gördük Eda'cığım. Nasılsın, iyi misin? Harikulade, çok şükür. Bundan daha iyi nasıl olur? Siz nasılsınız? Eşiniz, çok teşekkür ederim. Nasıl? Sağ olasın. Hepimiz iyiyiz, eksik olma. Ama tebrik ederim. Gerçekten çok dakiksin. Yani 2 dakika önce açtın. Gayet güzel organizasyonu yapıyorsun. Yani şimdi bazı arkadaşlara katılıyoruz. Şimdiye kadar herhalde bir 80. benim bir canlı yayına bağlantım. Ama enteresan oluyor. Ben 2 dakika, 3 dakika bekliyorum bazen. Bazen hemen mesaj gönderiyorum. Ya artık aç yani, bak yoksa ben açacağım falan diyorum. Yayınla da ilgili olabilir hocam bazen. Hani bağlanamıyorlar. Çünkü bazen herkes aynı anda canlı yayın yapınca bayağı bir sıkıntılı. Evet, etki oluyor. Dediğin doğru. O sıkıntılar da oluyor tabii ki. Ne oldu, evet. Sen geçmiş olsun. Gözün sulanıyor herhalde. Makyajdan ya, ötürü biraz. Bir şey oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Bir enerji rica ediyorum hemen. Tabii ki hemen sana enerji gönderelim o gözüne. Tabii ki memnuniyetle. Alıyorum. Ben şimdi hemen enerji göndereceğim. Konuşurken göndereceğim. Sen hiç merak etme. Alıyorum. Kabul ediyorum. Sevgiyle kabul ediyorum. Tamam. Sağ ol. Oldu canım benim. Evet. Şimdi Eda'cığım tabii çok haklısın. Yani hayat o kadar enteresan ki. Mesela seni izlediğim kadarıyla çok mükemmelsin. Yani şöyle mükemmelsin. Yaşamında çok farklı şeyleri yakalayabiliyorsun. Ve bunun yanı sıra mesela sende çok güzel bir ses var. Çok güzel bir müzik yapıyorsun. O müziği çok güzel yorumluyorsun. Onu ben o kadar davet ettim. Bir türlü gelmek kısmet olmadı. Ama inşallah şu pandemi falan bitsin, muhakkak geleceğim senin çıktığı yere. Fakat şu var, prensip sahibisin, çok güzel prensip sahibisin. Artı spiritüel konuyla da çok yakın ilgi duyuyorsun. Yani spiritüel konu artı müziği beraberce bunu götürme şansına sahipsin. O da senin için çok büyük bir avantaj kazandırıyor. Şimdi dostlardan birisi gelmiş, özellikle Paris'te beni devamlı takip eden Yeser Hanım. İyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı yayınlar dilemiş bak. Herkese hoş geldiniz diyoruz. Yani inanılmaz bir takipçimiz, sağ olsun Yeser Hanım. Yollar açılırsa inşallah gelecek ziyaretime, bekliyorum zaten. Ülker Gönen'e de iyi akşamlar dileyim bu ara. Hani şöyle ya, şimdi insanlar tabii burada enteresan, devamlı merhaba demek istiyorlar. Şimdi cevap vermeyince de kızıyorlar. Diyorlar ki ya neden cevap vermediniz? Bak ben size o kadar yazdım ama burada bazen kayıyor, görünmüyor. Çok yoğun geliyor tabii. Bir de bazen evet, konuğum geç kalınca ben tek tek hoş geldin diyorum. Ama biliyorsun, bu ikimiz de gayet dakik olduğumuz için tüm izleyenlere tüm kalbimizden teşekkürler. İyi ki buradasınız. Evet. İyi ki buradayız. Birlikte her zaman çok güzel oluyoruz. Çünkü ben birlikte güzel olunduğuna inanırım. Bu arada tüm o güzel sözleriniz için çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Bir türlü bir araya gelemedik. Sizin çalışmalar, benim çalışmalar, onlar bunlar, şunlar. Evet, yani bir kısmet tempo, olmadı. Nasıl bir tempo? Tabii o da biraz rahatsız etti ister istemez. İstediklerini yapamıyorsun.
Ama şimdi tabii pandemiden ötürü ben çok memnuniyetsiz değilim, onu söyleyeyim. Sen de öyle yaptın. Ben de. Sen de çok çalışmalarını hiç aksatmadın, götürüyorsun. Şimdi çok güzel bir yer açmışsın. Ne güzel orada çekimler vesaireler yapılabilen bir yer açmışsın. Yani ben de bu ara hiç aksatmadım. Bekleriz yani ben de çalışmadım. Bizi de çekelim. İnşallah. İnşallah geliriz tabii. Güzel. Vallahi, afiş fotoğrafları çekelim size. İnşallah. Hiç çıkmıyorum dışarıya. Bana niçin çıkmıyorum? Pandemiden çekildiğim için falan değil ha. Neden biliyor musun? Neden? Çok enteresan. Trafikte bunalıyorum artık. Evet. Yani İstanbul'da aşağı yukarı ben tam 50 senedir araba kullanıyorum İstanbul'da. Ve bir fiil 50 sene boyunca kullandım. Ve hep İstanbul'un yavaş yavaş trafiğinin nasıl arttığını, o kalabalıklığın nasıl olduğunu yavaş yavaş tadan birisiyim. Sonuçta hatta ehliyet numaram bile düşün. 145.274. Yani İstanbul'da bu kadar kişi var. Şimdi kaç milyon olmuştur ehliyet alanlar. Benim 145.274. Ve bir fiil hep kullanıyorum. 5 milyon kilometre yapmışım. Ve gezmeyi de çok seven bir adamım. Mesela bana de ki Nişantaşı'na git deme. Bana de ki hadi şuradan İzmir'e gidelim de. İzmir'e atlar giderim. Ama nereden giderim? Evden bizim hareket eder. Çünkü bizim evin konumu öyle bir şey ki bir anda otobana giriyorsun hemen. 5-10 dakika içinde otobana giriyorsun. Halkalı'da oturduğumuz için. Otobana girip ben ayağımı gazdan kesmeden 3,5 saat 4 saatte İzmir'de oluyorum. Onun için bana İzmir'e gitmek çok daha kolay geliyor. Bana da. Çıkmıyorum hayatım. Hiç çıkmıyorum. Dışarıya hiç çıkmıyorum. Evde zaten bizim bahçe içinde falan bulunduğumuz ev. Böyle dolaşıyoruz, güzel. Geziyoruz eşimle. İşte alışverişe falan gidiyoruz. Onun için rahat böyle. Keyifli bir yer yani burası. Onun için hiç ihtiyaç da hissetmiyoruz. Yazlık Didim'de biraz havalar düzelsin zaten. Nisan olsun. Hemen böyle bir o tarafa doğru da kaçacağız. Oradaki insanlar da bizi bekliyor. Evet, böyle hasbihalden sonra artık senin sorularına gelelim. Evet, şimdi hocam, isim doktoru diye artık ün yaptınız. Yıllardır hatta isim analizi konusunda ilksiniz diye biliyorum. Bir siz varsınız, bir de Rafet Gökhan Ayyüce. Yani ilk... Rafet isim analizi yapmıyor aslında. Rafet Gökhan Ayyüce numarolog. Yani numaroloji konusuyla ilgileniyor. Yani isim analizlerini benim sistemle yapan birisi değil. Rafet'le de tanıştık. Bir İzmir'deki konferansa tanıştık. Genç bir arkadaşımız. Aktif bir arkadaşımız. Ama dediğim gibi o numaroloji yapıyor. Numaroloji ile isim analisti, ismoloji çok farklı şeyler. Biz ismolojide birçok şeyi açılımını yapıyoruz. Şimdi numarolojideki kurallar ismi analiz ederken hiç uymaz. Niçin uymuyor? Uymamasının sebebi şu. Şimdi buradaki numarolojideki sistem numara sistemine göre 1'den 9'a kadar olan bir sistem vardır. 11-12 değişmez rakamdır. 1'den 9'a, ben de numaroloji eğitimini 35 sene önce falan aldım. Yani onun için numarolojiyi de bilen birisiyim. Uymuyor. Uymamasının sebebi mesela 1-2-3-4 diye gidiyor. A, B, C, Ç, C'ye gelince C, Ç beraber oluyor. Bir numara. Üç numara C, Ç. D, E, F, G deyince G ve yumuşak G bir numara. Ve ondan sonra giderken S, Ş noktalı harfler. I, I bunların hepsi bir numara. O yüzden mantıklı değil. O yüzden de tam kuralları tam tutmuyor. Şimdi numaroloji yapanlar tabii C ile Ç'yi beraber yorumluyorlar ister istemez. S, Ş'yi beraber yorumlanıyor. Bizde öyle değil. Çünkü bak bizde karşılığı şu. Bizdeki karşılığı yumuşak G, G normal G harfi inatçılıktır. Yumuşak G bir inatçılık değil artık bunu sonuna kadar götürebilme, azmetme, azim oluyor yani. C harfi ne getiriyor biliyor musun? Son derece mesleki hayatında olan duygusallığını en yüksek seviyeye çıkartmayı getiriyor bizde. Ç zevk sahibi olmayı getiriyor. Güzel şeyleri beğenmeyi getiriyor. Son derece parayı güzel harcamayı getiriyor. Birçok şeyi getiriyor. I harfi bizde kırılganlığı getiriyor. İ onun hassas ve duygusallığı getiriyor. Bak gördün mü ne kadar farklı.
SHF sadece güzel hayalleri getiriyor. Ş ayakları üzerinde duran projeyi getiriyor. O yüzden numaroloji ve isim analizi farklı şeyler. Evet. Yani hiç Ebced de uymuyor. Mesela Ebced hesabı eskiden İslami kurallara göre Ebced yapılırdı. Evet. Ebced de uymaz. Çünkü sebebine gelince yazılış bakımından çok farklıdır. Yazılış bakımı farklı olmasının yanı sıra o da rakamlarladır. Yani biri doğu sentezidir, biri batı sentezidir. Orada Ebced'de de A, B, C diye gitmez. Elif, B, T, S, C, H, H, D, S, L diye gider. Numaralar ona göre gider. Onda da bazı harfler yoktur. Arapçada bazı harfler yoktur. Ama bizde Latin alfabesinde bazı harfler vardır. Yani şunu söyleyeceğim. İsmoloji aynı zamanda sadece ve sadece harflerin dışında olan bir şey daha yapar. Genealoji dediğimiz, genetik bilimi. Genetik bilimine bakar. Genetik biliminde aile soy ağacı dediğimiz şey yani bu. Annenizin adı soyadı, babanızın adı soyadı, artı annenizin kızlık soyadı, ailenin bireylerinin isimlerinin getirmiş olduğu frekanslar da var. Biz hesaplarken, yeni bir isim çalışması yaparken o frekanslarla beraber bir isim çalışması yapıyoruz. Bu ara sana daha afiyet olsun. Teşekkür ederim hocam. Benim çay saatim geçti. O yüzden çok farklı yani bunlar. Bir de biz onomatolojiye bakarız. Yani biz biraz daha farklı bilimle çalışıyoruz. Onomatoloji de sizin doğduğunuz yer ve doğduğunuz yerin karakteristik özelliklerine bağlıdır. Sizin enerjiniz o bölgelerdeki olan manyetik alanlarla da etkilenmektedir. O manyetik frekansların da etkisi oradaki frekansları artı veya eksiye doğru yönlendirir. Yani dediğim gibi numaralık arkadaş tabii o karakteri farklı şekilde yorumlar eder. Benim o konuya hiç diyeceğim bir şey yok. Ama dediğim gibi yani numaroloji ve Ebced bizim bu isim analizi kısmına uymayan şekildir. Peki hocam, bir kişi numerolojiye gitti, analiz ettirdi. Ebced'e gitti, yani bir Ebced bilen birisine gitti, analiz ettirdi. Sonra size geldi. Çok fazla ortak nokta çıkar mı yoksa... Çok fazla çıkmıyor ama ortak noktalar çıkıyor. Onu söyleyeyim. Ortak noktalar az da olsa çıkıyor. Ama bizimki birazcık daha çok detaylı. Çünkü şöyle bir konu da var. Yani ben bu konuyu tam 50 senedir. Yani 1970 yılından itibaren sürekli bunu araştıran birisiyim. Ve şu anda benim veri tabanımda 6 milyona yakın. Yani 5 küsür milyondu. 6 milyona yakın datam var. Burada ne var? Burada biz isimleri çalışırken, isim bulurken özellikle de yaptığımız bir şey var. Ne var biliyor musun? En önemli şeyler insanların isimleri toplarız. Bu hastalıklardan tut da genetik faktörlerin ne olduğunu orada hep isimlere göre yazarız. Artı o insan bağımlı mıdır? Esrar bağımlı mısıdır? Sigara bağımlı mısıdır? Ne gibi bir şikayetleri olmuştur o isimde? Cinayet işlemiştir, şiddet taraftarı mıdır? Yoksa son derece sakin midir, dingin midir? Çünkü her frekans insanı çok farklı etkilemektedir. Aynen. En basitinden Peygamber Efendimizin bile 18 tane devamlı kullandığı bir isim vardı. Devamlı kullandı. Yani biz sadece Muhammed Mustafa diye çoğunlukla biliriz ama değil. Mahmud'u kullanırdı, Emin'i kullanırdı, Ahmet'i kullanırdı. Ahmet'i mesela ticaret hayatında kullanırdı. Mahmud'u kullanırken, harbe giderken kullanırdı, savaşırken. Onun yanı sıra Emin'i kullanırdı, iş yaparken ticaret hayatında yine Emin'i kullanırdı. Muhammed Mustafa'yı kullanırdı, insanları mümkün olduğu kadar bir şeyleri izah ederken. O yüzden de mümkün olduğu kadar bu isim konusuyla ilgili insanların frekansını nasıl etkilediğini, Kur'an-ı Kerim'de geçen 400 tane ismi var Hazreti Muhammed'in. Ve o yüzden de İsimler bu kadar önemli. Çünkü isimler bir frekanstır, bir titreşimdir. Kuantum felsefesine göre de böyledir. Artı bütün felsefeleri göre de o bir titreşimdir. Nasıl musikide sen çaldığın bir sazı, çaldığın bir müzik aletinin tınısıyla beraber
insanı nasıl etkileyebiliyorsan, öyle değil mi? Sen bir musiki yapıyorsun, yorumluyorsun aynı zamanda da. Evet. Yorumlamak da çok önemlidir. Yorumlarındaki ses tonu bile o insanları çok farklı şekilde hareket ettirebilir. Coşturabilirsin de, ağlatabilirsin de. Hepsini ben yapabilirsin. Ben tercih ediyorum. Yani şarkının anlamına, ruhuna göre, hani hep aynı tek düze değil. Tabii. Alçalarak, yükselerek. Bu benim tarzım oldu artık. Evet, evet. Dinledim çünkü seni şey olarak dinledim. Değişik YouTube'ların vesaire vardı. Oradan dinledim. Şimdi burada ben her zaman için şunu da söylüyorum. Bak, musikiyle terapi var. Rahmetli Rahmi Oruç hocamız, biliyorsun rahmetli oldu bypass ameliyatı sonrasında. Hala şu anda devam ettiği TÜMATA Vakfı da var. Orada musikiyle insanları tedavi etme yöntemine gidiyor ve bunu bilimsel olarak çalışıyordu. Biliyorum onları. Bende de var o listeler, müzikleri, o CD'ler. Evet. Mesela ben onun her zaman için bask dansı mesela vardır. Bask dansını çok severim. Çünkü neden? Bütün etten ben ara ara yaparım, biliyor musun? Rahmi Hoca'nın hemen şeyini çalarım YouTube'da, salondaki televizyonda bask dansını yaparım. Çünkü kollar, bacaklar, eklem yerleri sürekli oynamaktadır. Yani o kadar güzel bir şey ki hiçbir şey yapmayın. Sabahları bir bask dansı yapın. Bütün eklemleriniz hareket edin. Oradaki enerjideki birikim yerleri hepsi tamamıyla açılır. Ve o kadar rahatlarsınız ki ne bel ağrınız kalır, ne sırt ağrınız kalır, hiçbir şey kalmaz. Onun için bask dansı. Mutlu oluyorum değil mi hocam? Tabii. Çakralarımız ve tüm eklemlerimiz açılınca, çalışınca zaten depresyondan da çıkmış oluyoruz. Hem de tabii, müziğin etkisiyle de çıkmış oluyoruz, hareketin etkisiyle de. Ya müzik ve dans harika bir şey, biliyor musun? Muhteşem. Ve ben eşimle yaptığımız yerden sabahleyin işte saat 7.30-8 gibi falan kalkarız. Hemen ne yaparım biliyor musun? Cep telefonu başımın ucunda mecburen, çünkü acil bir vaka oluyor, bir şey oluyor. Cep telefonundan hemen YouTube'dan güzel hafif bir müzik. Ya bir Portofino'yu ya bir Rodrigo'nun gitar konçertosunu veyahut da Türk sanat musikisinden çok güzel ahenkli olan bir makamı, mesela sabah makamını hemen açarım oradan. Eşimi öyle uyandırırım. Her sabah öyle uyanırız, biliyor musun biz? Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz hocam? O kadar müziği özledim ki, yani yaklaşık 3 aydır falan hiç sahne almadım ki, pandemi sırasında da vardı. Çok güzel konserlerim vardı. Hani çalışmalar yapıyorum ya kapalı grupta, Facebook'ta workshoplar. Şimdi de bahar temizliği diye 19'unda bir çalışmaya başlıyorum. Bir çalışman var, evet. Onu evet, baktım, paylaştım da ben. Evet. Öncesinde hani akşam uygun saatte, öncesinde ve sonrasında artık YouTube'dan karaoke'yi açıyorum. Başında ve sonunda şarkı söylüyorum. Hepimize nasıl iyi geldi anlatamam. Ben daha mutluyum. İnsanlar orada mırıldandığı için mutlu. Ve acayip keyifli bir şey oldu. Yani bunu düşündüğüm için gerçekten çok hoşuma gitti. Neyi yaptım da düşündüm diye. Doğru, çok doğru yapıyorsun. O kadar güzel bir şey ki. Yani insanların, ben her zaman şunu söylüyorum. Mümkün olduğu kadar musikiye biraz daha yönlenmesi lazım. Evet. Müziği dinlemesi lazım. Müziği ruhunda yaşatması lazım. Çünkü ruh artı ruhun yanında olan bir enerji bedenimiz var bizim. Hı-hı. Fiziki beden. Ruh ve enerji bedeni arasındaki telekomünikasyonu eğer ayarlarsak son derece sağlıklı oluruz. Mesela bir şey söyledim ben. Çok fazla korumluyorum, dikkat ediyorum ama çok fazla hani kendime dert edinmiyorum dedim pandemiyi. Doğru söyledin. Yani enerjini yüksek tutmak, düşüncelerini atmak. Çünkü endişe ve düşünceler de insanı zayıflatabiliyor. Bağışıklık sistemini son derece zayıflatıyor. Evet. Bunlardan uzak kaldığımız zaman hiç sıkıntı olmuyor. O yüzden de böyle yaşamak çok daha iyi. Ya ben mutluyum. Yani pandemide çok değişik bir şeyler yapmaya başladım. Yani yaklaşık 20 yıldır aldığım bir sürü eğitimler varken onları hiç hayata geçirmiyordum. Hep müzik vardı. Ondan sonra birdenbire ani bir kararla hem Instagram'da yayın yapmaya başladım hem de workshoplar yapmaya başladım. Çok iyi bir şey. Çok iyi gitmeye başladı.
Çünkü çok 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 insanların bu pandemi döneminde morale, sevgiye, güzelliğe, paylaşmaya ihtiyacı var. Tabii ki. Tabii ki. Yani birlikte güzel Şimdi oluyor. yani burada ben özellikle bazı minik kopyalar, minik çalışmalar da buradan yapıyorum ara ara. Çünkü Evet. eğer onu hızlandırırsak, insanlara burada yapacakları şeyleri söyleyebilirsek biraz daha enerjilerini ve frekanslarını yüksek tutarlar. Sabahleyin kalktığı zaman insanların özellikle bakın yani dininizdeki kurallar aslında çok güzel kurallarımız da var. Evet. O kuralları birazcık olsun uygularsak çok iyi bir şey. Ayet-i kerimelerde de öyle söylüyor zaten. Sabah Evet. kalktığımızda bir duş alalım ya. Her sabahleyin bir duş alalım. Yani çok güzel faydalı bir şeydir. Duş Tamam. almasak bile en azından abdestteki kurallar. O kadar güzel kurallar var ki ellerini yıkamak artı taharatlanmak artı bütün Enfes enseyle çok önemli. tansiyonu regüle ediyor. Her sabahleyin kalktığı zaman insanların tansiyonu birazcık olsun yüksek olur. O yüzden biz ensemize sürdüğümüz o soğuk, hafif soğuk, o bizim tansiyonumuzu ister istemez regüle ediyor. O yüzden de bunlara dikkat edelim. Bunlara Ve dikkat ettiğimiz zaman yüzümüzü yıkamamız bile bir şey. Kollarımızı yıkamamız, bütün ayaklarımız, refleksolojideki bütün noktaları ayaklarımızı yıkadığımız zaman. akupunktur, Yani eğer duş refleksoloji, hepsini almıyorsak bu kuralları yapalım. Yani bunları yapsak kafi. Ondan sonra da derin nefes almak. Yani pencerenizi açın. Eğer tabii hava kirliliği yok olan bir yerdeyseniz pencerenizi açın. Derin derin diyafram nefes alıp vermeye çalışın. O zaman da her şeyinizi düzgün ve doğru bir hale getirebilirsiniz. Ve sabahleyin çok büyük enerjiyle kalkarsınız. Şimdi insanlar bana diyor ki ya bu kadar nasıl enerjik olabilir? Sonuçta ben 71 yaşında bir adamım. maşallah. 71 yaşı son derece Görünmüyor. yüksek bir yaş sayılır. Ama ne oluyor? Ben sabahleyin bu ritüelleri yapıyorum. Sadece o kadar çok fazla bir şey yapmıyorum. Zaten 1964 yılında ben yogaya başlamıştım. 1970 yılında ben yoga hocası olmuştum. Yani yoga eğitmeni olmuştum. Yoga dersleri veriyordum. Hatta en Bilgiler. son bundan aşağı yukarı bir 15 sene öncesine kadar da halen yoga dersi veriyordum. Bizim burada Namık Ekin spor salonu vardı. Evet. Orada yoga dersi veriyordum bir 35 kişilik kişiye. Ve burada bütün bu problemlerin hepsini orada aşmasını biliyordum. İnsanları buna öğütlüyordum. Çünkü yoga sadece bir hareket değil, bedensel değil. Değil, değil. Felsefeyi de benimsemek gerekiyor. Şimdi birisi bir şey sormuş. Konuşurken titreme ve öfke Ben de onu sorununu söyleyecektim. nasıl halledebiliriz diyorsunuz. Bakın, nefes tekniklerinde bunların hepsini çok rahat halledebilirsiniz. Evet. Gerildiğiniz anda yapacağınız en güzel şey diyaframınızı kullanarak ve nefesinize odaklanarak derin derin nefes alıp verin. O zaman göreceksiniz ki bu konuyla ilgili olan bütün sıkıntılar geçmeye başlayacak. Konuşurken konuşma sırasında da titreme ve öfke sorunu eğer yaşıyorsanız o zaman konuşma sırasındaki farklı bir düşüncenizi hemen farklı bir yöne doğru çevirmeye çalışacaksınız. Burada bilinçaltınızı birazcık olup gıdıklayacaksınız öyle söyleyeyim. Bilinçaltınızı gıdıkladığınız zaman zaten bundan otomatikman uzaklaşmış oluyorsunuz. Bir de kimle konuşuyorsanız bakın gözlerinin içine bakın o kişiyle. Öfkeniz hemen geçecektir. Karşı karşıyaysanız. Telefonda konuşuyorsanız hemen o sırada bir ekranı açın. Bir televizyon veya bir şey varsa etrafta onu açın. Onu duymaya, bakmaya çalışın. Dikkatinizi yani farklı bir noktaya doğru o zaman taşıyın. Ama karşı karşıya kaldığınız bir insan öfke kusmayın. Onun için yapacağınız en güzel şey o kişinin gözlerinin içine bakın. Ama nefretle, kinle değil. Tebessümle bakın. Bakın ne oluyor. Her şey değişiyor. Ne sizde titreme kalıyor, ne de böyle bir gerginlik kalıyor. Bir de hocam zaten o öfke kayıtları belki anne karnından 0-6 yaştan onu tetikleyen bir kayıtlar olabilir. O kayıtları da çeşitli workshoplarla giderebilirsiniz. Yani benim workshoplarıma gelebilirsiniz, nefes workshoplarına gidebilirsiniz, herhangi bir spor yapabilirsiniz. Doğru Yani söylüyorsun. bol Tabii. su içebilirsiniz. Bir sürü basit şeyler var. Çünkü ben de buradan duyurmak isterim. Workshoplarımı gerçekten çok komik ve makul şeylere yapıyorum. Katkı bedellerini. Çünkü bu pandemide insanların birçok sektörün
aşağı indiğini, işsiz kaldıklarını, birçok sektöründe yükseldiğini görüyorum. Bir şeyler değişiyor arkadaşlar. Biz de değişmek zorundayız. Yani isminizi analiz ettirin, eğitimler alın. Mesela hocam bu yakınlarda eğitim var mı? Var, evet. Her iki eğitimi de başlıyorum inşallah. Ben özel İnşallah. olarak vereceğim. Online olarak vereceğim ama çok farklı bir konsepte vereceğim. Birincisi isim analistliği eğitimi vereceğim. Bizim isim analistliği eğitiminde şöyle de yapacağız. Ben online isim analistliği verirken devam eden bir isim analistliği eğitimi olacak bu. 5 modül olacak ve her hafta bir modül söyleniyor, yapılacak ve 5 modül toplamda 20 saat olacak isim analizi. Omega şifa eğitimi gene var. Biyoenerji ve omega şifa eğitimi. Bu da çok farklı bir eğitim olacak. Bu da aynı şekilde 5 modül gidecek. Her hafta bir 4 saatlik bir bölüm. 5 hafta devam edecek. Şimdi isim analizi ne kadar diye sormuşlar. Buradan ücret söyleyemiyoruz. Yasak evet. Çünkü. Onun için başlayın. Bana atabilirsiniz. Yani hiç korkmayın. Ne kadar bana mesaj gelirse, DM'den ne kadar mesaj gelirse hepsini analizler de dahil orada cevaplıyorum. Lütfen hani buradan da pek yazmayın. Bir iki kişiye yapacağız ama benim Instagram sayfama girip oradan analizi, isminizi, kendi isminizi, çocuğunuzun ismini yazın. Ben hepsini cevaplandırıyorum. Geçen gün çok komik oldu. 18 kişiyi yazmış analizde. Yani hocam, ben de ailesinden hala yapmadık bana isim analizi. Ben de yazacağım. Vallahi yazmanız yok. Şimdi yaparız tabii ilk önce. Seninkini yapacağız. Eda'cığım öyle enteresan ki isim analizi 18 kişi ya. Bir insan 18 kişiyi nasıl yazabilir? Yani yazmış. Üşenmedi ama ben de 18 tane kelime söyledim. Her kişi için bir kelime söyledim. Öyle bitirdim. Başka türlü başa çıkamazsın. Tek tek analiz yapmaya kalkarsan uzun uzadıya. Ne kadar kısa söyleyen olursa mesela bir kişinin kendi ismini yazmış. O zaman ben otomatikman kesinlikle daha uzun yapıyorum. Şimdi Temiz Dünya adlı bir arkadaşımız demiş ki işleri hep ters gidiyormuş. Neden acaba diye sormuş. Şimdi bu türde işleri ters gidenleri özellikle biz isim ilavesiyle, isim çalışmasıyla onu destekleyerek bayağı bir doğru noktaya doğru taşıyoruz. Geçen gün isim çalışmasında enteresan bir şey vardı. Birisi isim çalışması yaptırdı. Dedi ki hocam benim tek büyük problemim ben hiç para biriktiremiyorum ve hiç para biriktirmememin yanı sıra yani işleri fena değil oluyor ama 5 kuruş para biriktiremedim. Yok şu anda cebinde kaç para var desem 10 lira çıkar dedi. Bu kişiye isim analizi, isim çalışması yaptık. İsim ilavesi yaptık. Aha. Hatta bizim bir beste çalışmamız da var. Onu da yaptık. Sonra aradan 2-3 ay geçti. Hocam dedi inanılmaz para biriktirdim dedi. Bu frekans onun bir takım yaptığı lüzumsuz harcamaları en azından engel. Şimdi ne istiyorsa insanlar ona göre hareket ediyoruz bu isim çalışmalarında. Aha. O yüzden mümkün olduğu kadar bunun da ücreti konusu. Çünkü 12 kişilik ekiple 10 günde 149 kritere göre ismolojideki olan veri tabanını kullanarak yapıyoruz. Yani onomatolojiyi ve genolojiyi kullanarak yapıyoruz. Onun için bu çok zorlu bir çalışma. Aha. Ailenin bütün soy ağacını istiyoruz. 250 saat çalışıyoruz bunun için. O yüzden de bana DM'den ulaşıp fiyat vesaire konularını oradan sorabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hocam dedi ki buradan yazmayın. Bana DM'den yazın dedi. Ve mümkünse tek isim yazın dedi. O yüzden buradan bence yazmayalım. Sonuçta çok zor değil. Programlar bittiği anda unutulmasın. Hani oradan da yazmak hepimiz için hoş olabilir. Ve gerçekten bunun çok uzun bir iş olduğunu biliyorum. Hatta çok da istiyorum bunun eğitimini almak. İnşallah. Bu eğitim yok çünkü bende. Ve bir de hocam inşallah kafamda çok güzel bir proje var. O projede sizin de olmanızı çok istiyorum. İnşallah canım oluruz, hiç olmayalım. Biri sormuş olacak, bebeğe isim analizi yapıyor musunuz? İsim analizi yapıyoruz. İsim analizi çok zor bir şey değil. Ama harflere göre yapabiliyoruz. Veya biraz daha detaylı aile soyacına göre analiz. Aha. Ama
İsim çalışması, bebeğe yeni isim bulma konusuyla ilgili çalışmayı da yapıyoruz. 5 isim öneriyoruz. Aynı bu çalışma şeklinde, isim ilave çalışması gibi. Ayrıca onlardan gelecek olan 5 ismi de puanlıyoruz. Doğru isim mi değil mi diye 100 puan üzerinden puanlayarak gönderiyoruz. Böyle bir çalışmamız da var. Şirket isim çalışmaları yapıyoruz. Yeni kurulacak şirketlere marka çalışması yapıyoruz. Ve bunu mümkün olduğu kadar da sürekli yapmaya çalışıyoruz. Saniye Kahraman ne demiş? Lütfen hocam, Eda Hanım en yakın arkadaşımız. Ya Saniye kardeşim. Yani Amerikan yakinimdir diyor. Vallahi Saniye yani bu sizin arkadaşınız herhalde değil mi Eda? Evet evet. Şimdi şunu da söyleyeyim, bakın. Saniye, Rabia, bunlar Arapçada rakam. Yani Saniye 1, işte Rabia 4. Çünkü kız çocuklarına Araplar bu isimleri verirken sattıkları için bütün hep kızlarını. Aha. Ve o yüzden de 1, 2, 3, 4, 5 diye şöyle rakam, yani Arapça karşılığı öyle. Birinci kızım, ikinci kızım, üçüncü kızım. Pek değer vermedikleri için Araplar. Onun için sayı söylemişler. Bizdeki insanlarımız da bunu şey zannetmişler. Yani bu bir isim diye düşünmüşler. Onun için isim koymuşlar. Yani başka anlamı falan manası yok yani. Saniye deyince işte saniye Türkçe. Biz kullandığımız saniye, dakika, saniye kullanıyoruz. Hemen değiştir. Ekle, yani, isim ekle. Hocamı çünkü ara. Hocamı ara ve hemen isim ekle. Ay pardon, bu arada ben şu sesi kısayım. Zorlar, hayatı zorlar hayatım. Hayatı, saniye isminin en büyük şeyi Nur ismi mesela. Çok ağır gelen isimlerdendir. Kendine fayda olur, etrafına fayda olamaz. Ya pardon, etrafına faydalı olur, kendine fazla fayda olmaz. Nur değil olamaz mi? Tabii. Yani ismi Muradi'ymiş mesela. Şöyle bir bakıyorum, göz atıyorum da izninle. Muradi'ye hep muradına erme peşinde gider. Bir türlü bir şeyleri yapamaz. Yani öyle bir sıkıntı da var bu ismin özelliğinde. O yüzden isimler mümkün olduğu kadar farklı bir şey. Yani siz yazın, biz muhakkak size döneceğiz. Detayları, soruları, her şeyi yazabilirsiniz. Ne oldu? Ben şok oldum diyor birisi. Ben yazdım, şok oldum. Sesiyle dönüyor. Evet, sesiyle dönüyorum. Zaten yazmak benim için o kadar zor ki. Yazarsan ulaşamıyorsun. Yani insanlara detaylı bir şekilde anlatabilmek de çok zor. O yüzden de mümkün olduğu kadar ben yazmayı değil, konuşmayı daha çok tercih ediyorum. Yazın, ben hemen analizleri şıkır şıkır yapacağım. Evet hocam, buna da isim düşünelim, bilahare ekleyelim bir isim. Çünkü evet. Bende de bu ara çok, yani hep oluyor, bende de suçlanma enerjisi geliyor. İyi bir şey yapıyorum, çok güzel bir şey yapıyorum. Hiçbir şey yapmıyorum, tamamen iyi niyetli. Ama herkes ya şikayet ediyor, ya bir şey yapıyor, bir şey yapıyor. Yani anlatabildim mi? Bir şey oluyor. Sürekli şikayet enerjisinin ortasındayım. Şimdi çok dediğin gibi yani bir isim çalışması yapmak lazım. Tabii yapalım. 250 saat süren bir çalışma, çok zorlu bir çalışma. Şimdi Eda'nın senin ismini bir analiz edelim. Biraz detaylı analiz edeceğiz. Bana doğru geçeceğiz herhalde. Eda, birincisi benim istatistik verilerime göre Eda aşk hayatında en çok zorlanan bir isimdir. Onu söyleyeyim. Evet, sıfır. Yani %90'ın üzerinde sıfır aşk hayatında çok zorlanan bir isim. Yani çok iyi olmayan evlilikler yapabilir ve bunun yanı sıra hiç evlenmeyebilir. Çok çeşitli böyle evlilik konusuyla ilgili sıkıntı yaşayabilir. Eda'nın bir özelliği, istatistik veri bu. Eda fedakar ve delici bir gruptadır. Ayrıca çünkü bizim de gruplandırdığımız olan isim vardır. Fedakar ve delici bir isim grubundadır. Artı iletişimde çok iyidir. Evet. Çok çalışkandır. Mantığını çok iyi kullanır. Evet. Ve senin soyadının getirmiş olduğu etki de senin kariyer konusunda iletişimle ilgili kariyer yapabilmeni gösteriyor. Ancak iletişim konusunda yaparsan çok başarılı olabilirsin. Artı çok güzel hayallerim var. O çok güzel hayallerin üstünde kariyerinle birlikte beraber götürebiliyorsun o hayalleri. Aha.
Çok son derece hassas ve duygusalsın. Aynı zamanda yaratıcısın ve üretkensin. Ve bütün bunların yanı sıra üzüntü ve sevinci dolu yaşıyorsun. Her ikisinde çok dolu dolu yaşayan birisin. Ve bunun yanı sıra senin bir tek sıkıntın şu, boğaz yolların, tiroidlerin, böbreklerin, bunlara dikkat etmen lazım. Çünkü doğru. Bunun titreşimi bunları etkileyerek bozabiliyor. Anne ismin doğru. Ne? Şerife. Çok iyi ayaklar üstünde duran proje yapabiliyorsun. Güvenilirsin. Çok güvenilir bir insansın. Hassas ve duygusalsın. Babanın adı ne? İsmet. Oradan da aldığın en büyük etki pratik zeka. Evet, çok pratik şeyini babandan almışsın. 5 şeyi peki, aynı anda yapabilirim. Evet, çok pratik zekalısın. Ve bunun yanı sıra senin bir şey daha soracağım. Babaannenin adı ne? Babaannemin adı Fatma. Benim ikinci ismim de Hamide. Ama ikinci isimler hiç şeydi. Kullanmıyorsan bir şey fark etmiyor Eda'cığım. Nüfus kağıdında kullanılıyor. Bankaya, şuraya, buraya, okula. O kadar. Her yerde kullanılıyor aslında. %0.20 falan tesir eder. Hmm. Onun için o kadar tesir etmez. Peki Fatma. İşte bak, babaannenden aldığın fedakar ve vericiliği almışsın. Bir de insanların duygusallığında, sen duygusallığında çok duygusalsın. İnsanlara üzülmesin diye içine atıyorsun. Bazı şeyleri anlatmıyorsun. Evet, paylaşmıyorsun yani. Onlarla. İşte babaannenden aldı. Anneannenin adı ne? Nüfus kağıdında Hatça yazıyor ama Hatice herhalde. Hatice. Hatça yazıyor ama. Öyle. Nüfus memurlarımız bizim bir dönemde tabii ilkokul terkti hepsi. Yani okuma yazmaları çok azdı. Sadece okur yazar olan insanları aldıkları için hep böyle nüfusta absürt absürt isimleri yazmışlar. O da çok doğru. Rahmet olsun. Ya son derece hayattan sert ders alıyorsun. Oradan evet. Olduğun etki. Evet. Dimdik ayakta kalmaya çalışıyorsun. Evet. Son derece zevk sahibi olmayı ama fedakar ve vericiliği bir kez daha alıyorsun orada. İşte hep peki, veriyorum. Sıkıntı orada. Yani aileden gelen soy ağacındaki işte bu sıkıntıları, böyle sıkıntılar geliyor ya bu şekilde. Aha. Bu gelen sıkıntıları biz onları önleyecek, onları güçlükle karşı koyabilecek, seni yüceltebilecek olan bir isim bulabiliyoruz, koyuyoruz. Hadi çalışalım hocam. Vallahi öyle. Ve artı şunu da söyleyeyim. Dedelerin adları ne? İki dedenin. Baba dedemin adı Mehmet Nuri. Anne hangisini kullanıyordu adı acaba? Mehmet Nuri kullanıyordu. Mehmet Nuri diye kullanıyordu. Evet. Diğeri. Evet, anne dedemin adı Bostan. Bostan. Evet. Oradan sezgilerini güçlü olmayı almışsın bostanlar. Ve bunun yanı sıra yaratıcılık ve üretkenliği de almışsın bostandan. Diğer dededen aldığında gene yine bir kez daha fedakar ve vericiliği almışsın. Yani senin ailene baktığımız zaman sen fedakar, vericisin, şeyini atabiliyorsun. O yüzden de senin sadece biraz önce ne saydık? Dedik ki mide şeyler, senin dikkat etmen gereken boğaz yolları, tiroidlerin, böbreklerin, ama mide ve sindirim sistemi, mide ve sindirim sistemine de dikkat etmen lazım. Çünkü fedakar ve verici olan, fedakar ve verici insanlardır. Var mı? Hayır, mide iyi. Ancak bir ara böbrek üstü bezlerim sıkıntılıydı. Orada sıkıntılar. Tiroidimde nodül var ama onu da durdurdum. Otur oturduğun yerde bir yere gitme şey gidebilirsin istersen. Ama burada dur yani hiç seni hapsettim dedim. Öyle tabii. Kaldı. Eda'cığım istersen şurada isim verenlere tek kelimelik bir şeyler olur, söylemek tamam. İstiyorum. Peki. Tamam mı? Şöyle tamam. Mesela Huri Dilara'dan başlayalım. Huri Dilara hayattan sert ders alan bir isimdir. Huri Dilara olarak. Ona dikkat etmesi lazım. Beren, benim gördüklerimi hemen burada çok Şule geriye gitmeden. Efendim, Şule ayakları üstünde iyi duran projeleri yapabilen. Beren, sezgileri güçlü olan. Evet, birisi çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Hocam hayvanlar içinde yapabiliyor mu isim analizi?
Bütün canlı varlıklar için yapılıyor. Hayvanlar için, hayvan farklı bir şey mi yani? Canlı. Yani Canlı olan her şeyi yapıyoruz. Aşk olsun. Hayvanlar benim için hem çok farklı varlıklardır, onu söyleyeyim. Bahçede 8 tane kedim var. Daha önce de bir sürü köpekler baktım. Türkiye'de, onu söyleyeyim, şifa çalışmasını aşağı yukarı 20 sene önce filandı. İlk yapanlardan biriyim. Atlar biliyorsun ağrı kesici vesaire kullanamazlar, yarış atları. Atlara ilk enerjiyi veren birisiydim. Atlara biyoenerji çalışması yaptım uzun süre. Onun için bütün hayvanlara, kediler, köpekler vesaire hepsine çok ciddi isim çalışmaları yaptım. Gülsüm Tok, hayatı mücadeleyle geçen bir kardeşimiz. Ege'ye gelince Ege iletişimde çok iyi, üzüntü sevinci dolu yaşıyor. Naziye yaratıcıdır. Nur etrafına fazla faydası olur. Simya Taş'a gelince çok güzel hayalleri vardır. Gülten biraz inatçıdır. Şirin son derece şirindir. Hassas ve duygusaldır. Nurten yaratıcıdır. Doğukan kariyer konusunda iyi kariyer yapabilir. Naziye ve yaratıcı üretkendir. Sevda Yılgaz, bir de arkadaşım yazmış. Sevda Yılgaz. Sevda Yılgaz iyi hayalleri olan, kedi kafasının doğrultusunda hareket eder. Dide hırslıdır. Emine fedakar ve vericidir. Sevtap özgüveni yüksektir. Kafasının doğrultusunda hareket eder. Derya kararsızdır. Ayşe fedakardır. Bensu yaratıcıdır. Zerrine gelince akademik gelişmekten hoşlanır ama son derece de kararsızdır. Evet, isminiz Peki ağır Okan nedir geliyorsa hocam? Oğlumun efendim, adı Ogan. Oğlumun adı Okan Ogan. biraz gizemlidir. Onu tanımak biraz zor olur. Kariyer konusunda oldukça iyidir. Mantığını iyi kullanır. Yaratıcı olan birisidir. Şimdi isminiz ağır geliyorsa şifalandırma oluyor mu? Şimdi şifalandırma, ismin ağır geliyorsa olur ama nasıl olur biliyor musun? Geçici olur. Kalıcı olan bir şey olmaz orada. Çünkü ismin şifalanması çok farklı bir şey. İsmi şifalarsın ama şifa konusuyla ilgili, sağlık konusuyla ilgili bir takım şeylerden koruyabilirsin ismini şifalandırdığın zaman. Ama bu farklı bir şey. Bu farklı bir titreşim. O senin yaşamına, bedeninde absorbe olmuş olan bir titreşimdir. Onun için biraz zor. Aydan'a gelince Aydan geçmişteki yaşadığı sıkıntı ve üzüntüyü unutmaz. Balım sanatsal konularda aktiftir. Aslışa hayattan sert ders alır. Yurdagül geçmişteki yaşadığı sıkıntıları unutmaz. Naşide çok güzel projeler üretir. Sertaç hayalleri çok güzeldir, zevk sahibidir. Ver parayı harcasın. Ataberk Bilgecan, nedir? efendim? Ataberk ve Abdullah nedir? Ataberk nedir? Ataberk ketumdur. Duygularını çok fazla açıklamaz. Bir de sezgisi güçlüdür. Öbür isim neydi? Abdullah. Abdullah da sezgisi güçlüdür. Hayat ona biraz sert ders verir. Ağır isim grubundadır. Bilgecan'a gelince son derece inatçıdır. Lina yaratıcıdır. Bıdık çok iyidir. Çalışkandır ama çok kırılgandır. Küser, küser. Küser. Böyle Peki iki de bir de küser. Berfu ve Burcu, bir de Emel. Burcu sezgisi güçlüdür. Emel pratik zekalıdır. Bakalım başka o isimlere şöyle. Efendim? Berfu. Sezgisi güçlüdür, güvenilir bir insandır. Hamdi'ye gelince pratik zekalıdır, hayattan sert ders alır. Serdar kararsızdır. İsmimizi değiştirmeli miyiz? Hayır, isminizi değiştirmeyin. İsminize ilave ettirin ama doğru ismi ilave ettirin. Buradaki hedeflenen Ben şey de kızım arkadaşlar. Siz de yapın. Kaç Sahra, senedir niyetliyiz. Olmadı evet, nasip. Bugünmüş. kısmet bugünmüş. Sahra hayattan sert ders alır. Serap özgüveni yüksektir, hayalcidir. Yıldız geçmişi unutmaz, kırılgandır. Haha mı? İsim mi? Gülme mi? Hangisi bu? Şerife nedir hocam? Annemin ismi. Şerife çok iyi ayakları üstünde duran, projeyi yapabilen, iletişimde iyi olan, kararsız, hassas ve bunun yanı sıra güvenirliği çok yüksek olan bir isimdir.
Tamam. Gülümser, Çiğdem. Bunlar da isimler. Gülümser Çiğdem, gülümser inatçıdır bazı konularda ama hayatı hep mücadeleyle geçen bir insandır. Hep Ya. mücadeleyle geçer. Çok doğru. Yani tanıdığım insanları soruyorum ki hani gerçekten de öyle hep mücadeleyle geçiyor. Peki Çiğdem? Çiğdem zevk sahibidir, hassastır ama aşk hayatında zorlanır. Peki Artun? Artun çok ilginç bir isim mesela. Biraz inatçıdır bazı konularda, tutucudur hafif, duygularını çok fazla anlayamaz. Evet, Evet, sen yani sor benim şimdi. yeğenim de mutlu bir çocuk, her zaman gülümseyen bir çocuk. Ne güzel. Evet. Yani Sen sor. o mesela Orkun. Orkun biraz gizemli, kararsız. Kariyer konusu önü açık olan, yaratıcı ve üretkendir. Aha. Peki Arda? Algılaması yüksektir, kararsızdır, çalışkandır, mücadelecidir sürekli. Peki hocam, kararlılık için belli isimler var mı yoksa Şimdi o numeroloji herkes için farklı değil mi bildiğim kadarıyla? yani herkes için çok farklı hareket eder. Çünkü R harfi kararsızlığı getirir. Ama öyle bir yerde olur ki R harfi, orada mantığını iyi kullanıp mesela Arda da mesela mantığını iyi kullanır, mantığını çok iyi kullanması yüzünden kararsız olur. Şimdi burada pozitiftir bu. Ama Recep diyelim, kararsızdır, kararsızlığını çok fazla kullanır, o da iletişimde iyi olur. R aslında bize negatif bir harftir ama ondan öncesi veya sonrası o kadar çok şeyi fark ettiriyor ki her şeyi değiştirir. Soyadı da değil mi ekleniyor? Soyadı da Tabii önemli. soyadı da eklediği zaman değişiyor. İşte bak anne adı, baba adı her şeyi değiştiriyor. Şimdi ise insanlar şunu merak ediyor. Ya bazen diyor ki ya ben diyor işte 30 yaşına geldim, 50 yaşına geldim. Bundan sonra mı ismimi ilave ettireceğim? Ya bundan sonra öyle mi anılacağım? İş öyle değil. 74 yaşındaki birisi geçen gün yaptı. Geçen gün dedim yani 6-7 ay önce. 74 yaşındaki bir beyefendi. Hedeflediği tek şey şuydu. Ben evlenmek istiyorum dedi. Ben evlenmek istiyorum. Yalnızım ve benim hanım ölmüş. Çok önceden ölmüş. Yani 15 sene mi olmuş, 20 sene mi olmuş. Unutamamıştı aşkını. Çok güzel. Yani ben artık bundan sonra kendime baktırtmak istiyorum da demiyor. Adam diyor ki ben çok dinçim diyor. Senden daha dinçim dedi adam bana, öyle dedi. Bana, beni görmüş. Senden daha canavar gibiyim dedi. Böyle hoplayıp zıplayıp duruyorum dedi. Çok iyi dedim. Fazla hoplayıp zıplama kalpten gidersin bu sefer. Çünkü insan her şey hoplayıp zıplarken de bir kere kendine özgü bir şeyleri yapması lazım. Dedi ki ben dedi kendime çok iyi bakan birisiyim. Maddi durumum çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Ama dedi kendime uygun birisiyle evlenmek istiyorum. İnan dedi 5 senedir evlenmek istiyorum bir türlü. Aradığımı bulamadım. Biz bir isim çalışması yaptık. Ondan sonra 3. ayında bulmuş 57 yaşındaki bir hanımefendiyle evlendiler. Helal olsun. Ve hem de nasıl evlendiler biliyor musun? Düğün bile yaptı adam. Tabii pandemi dolayısıyla çok şey yapamadı ama böyle kokteyl tarzında çok yakın dostlarını toplamış. Bana da resmini çekip yolladı. Ağızlarını kapatmış hepsi. Belli aralıklarla duruyor. Hepsi orada herkese bir dostlarına falan böyle bir yemek tarzında bir şey vermiş. Şöyle bir şey yani yaşınız olsun hedeflediğiniz olan şeyler varsa zaten burada ben şunu istiyorum şunu istiyorum şunu istiyorum dediğiniz zaman isteklerinizi çok iyi belirleyin. İsteklerinizin sıralamasını çok iyi belirleyin. O sıralamada yani atarsın yani ben trilyoner olmak istiyorum. Ben işte dünyanın en güzel insanıyla evlenmek istiyorum. Kadın ol, erkek ol. Dünyanın en varlıklı olan insanıyla evlenmek istiyorum. Böyle bir şey yok. Yani mantıklı, mantık çerçevesi içinde oluşabilecek olan, sizin kendi kapasitenize göre de oluşabilecek olan. Yani ben kalkıp derseniz ki çok büyük yatağı olan, Rusya'daki olan bir hanımefendiyle evlenmek istiyorum dersem bu olanaksız bir şeydir tabii. Yani çok trilyonda bir olan bir şeydir. Ama Evet, doğru olabilir ama mantıklı, yine de. efendim, Yine de olabilir, hayat bu. olabilir. Hiç o yok. Onu o kısmını açık bırakıyoruz zaten. Olmaz diye bir şey Evet. yok. Onun için insanlar bir şeyde hedefler tutarken, hayal bile kurarken çok daha dikkatli hayal kur.
olasılığı daha fazla olan şeylere hayal kurarlarsa gerçekleştirme payı çok yüksek olacaktır. O da yaşamlarına çok büyük bir keyif katacaktır. Şimdi biz artık izin isteyelim. Bayağı bir sohbet ettik. Bu konuda bir yazdığınız bir kitabınız vesaireniz, sitenizi duyurur musunuz? Şimdi orada www.isimdoktoru.com diye yazdı zaten bir site. Evet. O benim sitem. Artı benim adım soyadım. Zaten Google'a yazdıkları zaman bana çok süratli ulaşırlar. Bir, Instagram'da zaten beni çok rahat görebiliyorlar. Instagram'da Kemal Alükçebe diye yazdığı zaman zaten ben çıkıyorum. Evet. Bunun yanı sıra Instagram'da dediğim gibi DM'den bana mesaj bölümünden. Şimdi İGA'dan yolluyorlar. Ben oraya hiç bakmıyorum. Mesaj bölümünden de bana gönderirlerse mesajlarını sesli olarak onlara en süratli şekilde cevabımı vereceğim. Ondan emin olsunlar. Hatta şimdiden birikmiş 7-8 tane birikmiş. Hemen sizden kapata kapata ilk önce onları temizleyeceğim. Tamam, ondan hocam, sonra da benimle ilgili daha sonra hani tabii program ki dışı konuşalım. Konuşalım canım tabii ki. Sürekli vermek tabii ki vermek çok güzel ancak alabilmek de lazım. Alabilmekle ilgili bakalım konuşalım sizinle. Tabii ki. Şimdi burada sevgili kardeşimiz Temiz Dünyam diye bir kardeşimiz. Ben eleştirileri de okuyorum. Kendiniz için yap. İzlememiş bakın başından sonuna kadar eğer bizi izleseydi bizim anlattığımız olan her şeyi çok net olarak anlayabilecekti. Evet. Sadece biz ara ara Eda ile sohbet etmek ama bunun yanı sıra size aydınlatıcı bilgileri vermek. Buradaki amaç zaten buydu ana hedefimiz. Biz size aydınlatıcı bilgileri vermeye çalıştık sevgili Temiz Dünya. Bizler de herkesin temiz senin dünya gibi tertemiz olmasını diliyoruz. Evet. Huzurunuzdan sevgiyle, muhabbetle ayrılırken hocam, çok teşekkür size ediyorum. Hocam sizi doyamadık. En kısa sürede tekrar görüşmek dileğiyle. Bir kere İnşallah. Her şeyden önce çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız, geldiniz. Bu rica programı ederim. Da kayıtlı kalacak arkadaşlar. YouTube'a da her ikimiz de yüklüyor olacağız. Daha tabii kalıcı hale getiriyor olacağız. Ve hocamın da YouTube'da ve internette, Google'da birçok bilgisi ve videosu, televizyon programları mevcut. Onlardan da her birinden bir bilgi alıp isminizle ilgili ayrıntılı bilgiler alıyor olabilirsiniz. Yani takipte kalın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. İşte en kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kal sevgili. Şimdi sizi yolladıktan sonra ben sağ de olun. Kapanışı yapacağım yavaş sağ yavaş. Sağ olun. İzleyen herkese de sonsuz ben teşekkürler. Ben buradayım 5 dakika arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocam. Ben şimdi ne yapıyorum? Canlı yayını durduruyorum. Tekrar giriyorum ben. Hoşçakalın. İGA'ya kaydet. Kaydediyorum şu anda.